Kira ile ilgili yaşananlardan sonra mega kent İstanbul'da hangi hareketlilikler oluştu? Mehmet Seyrek yayınımıza katılıyor ve kira göçü hakkında bilgi verecek sizlere ve bizlere Mehmet Seyrek hoş geldin. Seni dinliyoruz. İyi sabahlar Erkan Tan. Tabi devlet her alanda fırsatçılarla mücadele ediyor. Özellikle kiralarda yaşanan 3-4 katlık artış sonrası devlet hemen devreye girdi ve %25'i geçemeyecek şekilde bir zam yapılmasına karar verdi. Öyle ki İstanbul'da Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy gibi ilçelerde oturmak lükstü ancak bu artık imkansız hale geldi. 4 bin liralık kiralar 15 ila 20 bin lira arasında değişmeye başladı. Haliyle ev sahipleri kiracılara baskı uygulamaya devam edince bu %25'lik sabit fiyat öncesinde bir kira göçü yaşanmaya başladı bazı vatandaşlar uzak semtlere göç etmeye başladı. Beylikdüzü ve Sancaktepe, Sultanbeyli gibi ilçelere kadar uzandı bu kira göçü. Özellikle bazı noktalarda, Bağcılar gibi uygun kiraların olduğu noktalarda dahi 3-4 katlık fiyat artışı nedeniyle vatandaşlar göç etmeye başladı İstanbul'un uzak semtlerine. Ancak bu e, kiracı, kiracıların yaşadığı bu mağduriyet sonrası hükümet yüzde 25'lik bir sınır koymuştu. E, bu sınır e, artık e, kiracıları da daha da rahatlatması bekleniyor çünkü e, ev sahiplerinin faiz fiyatlarına karşı direnen kiracılar artık bundan sonra tüfe oranı dikk dikkate alınmaksızın e, yüzde 25'ten fazla kira ödeyemeyecek haliyle. Bu konuda da hükümetin İstanbul'da ve yurdun birçok yurt genelindeki kiracılar noktasında bu şekilde alınan karar doğrultusunda da bir nebze olsun rahatlanma yaşandı. Ancak bu yüzde %25'lik zam kararı öncesinde de mega kentte ciddi bir göç hareketliliği yaşandığı gözlendi. Erkan' Tan.